Band Reg olarak düzenlediğimiz Beni Bu Şarkılar Mahvetti etkinliğimizin 6.sındasınız şu anda. Yılın son günleri, soğuk bir akşam. Ve ilk konuğumuz Caner Erer, Sokrates Dergisi Genel Yönetmeni. Bir alkış alalım lütfen. Teşekkürler, çok teşekkürler. Ben uvertür olarak burada. İnşallah sahneyi iyi açacağım diye umuyorum. Açarsın, açarsın. Yıldızlar öncesinde. Peki, şöyle bakkal bir soruyla başlayayım. 2019 nasıl geçti genel olarak? Kabaca, çok detaylara girmiyorum çünkü zamanımız yok. Abi bir kere baba oldum, o yüzden bayağı hani... O zaman arkadaşlar bir alkış alalım. Ya inşallah ileride iyi bir baba olurum da yani. Şeklen baba oldum. O acayip bir mutluluk yani. Hayatımın tamamen bakış açım değişti. O yüzden herhalde 2019'u bununla özetleyebilirim. Bir de tabii hani dergi çıkarmaya hala devam ediyoruz. O da önemli. Diye düşünüyorum evet, 2019'da. Bu arada az önce... Onu da başardık yani. Çıktı bugün de. Evet öyleymiş. Sokrates'in yeni sayısı bugün piyasadaydı. Aynen. Değil mi? Evet. Ocak 2020-2027'de ulaşabildik böylece. Bir başka 10 yıla ulaşma şansımız oldu. Bu da benim için 2019'da önemliydi. Peki bu akşam seninle spor konuşmayacağız. Ne güzel. Özellikle hiç spora girmeyeceğim. Çok güzel. Şu an Galatasaray maçı falan da var galiba zaten. Devam ediyor. Var. Bu arada en son baktım 2-0 Galatasaray öndeydi. Fatih Hoca'nın o tweetinden sonra demek ki bazı şeyler değişik. Bak yine spordan çıkalım. Peki bir dakika. Merkezimizde müzik var bu akşam. Evet. Seni mahveden parçalar. Hepsinin bir hikayesi var diye düşünüyorum. Var var. İlk yani. Seçtiğin parça nedir? Onunla başlayalım. Ya ilk seçtiğim şarkı biraz böyle, burada yaş olarak da biraz daha yeni jenerasyon var ama ben 80 doğumluyum. Biraz daha böyle 80'lerin sonu çok benim için yolla geçen bir dönemde. İstanbul, Mersin, deniz otobüsüyle Ataköy. Çünkü Ataköy'de galeriye o zaman yeni açılmıştı. Ve müthiş bir mega vizyon, böyle bir kaset alabildiğim müzik dükkanı. Çok zor, nadir bulunan bir şey. Gider manyak gibi New Kids on the Block kasetleri falan alırım. Yani 8-9 yaşındayız. Mazur görün, kusura bakmayın. O dönem için bu tip şeyler kabul edilebilir diye düşünüyorum. Ama o dönemde asıl seçtiğim şarkı New Kids on the Block'tan değil, Depeche Mode'dan. Policy of Truth. Yani bunu dinlerken yaş kaç? Bunu dinlerken 90 herhalde, 89-90 falan. Kaçtı? Violator kaçta çıkmıştı? Efendim? Sesim... Beni duyamıyorlar. Bağırabilir miyim? O zaman evet, sesi sen. Okay. Ben bağırayım mı ya da? Olur mu böyle? Daha mı yüksek konuşayım? Dur bakalım, çözeriz. Tamam. Orada da hani sonuçta bir internet durumu yok. Ve yanına aldığın kaset kadar dinleyebiliyorsun. Tabii. Uzun yolculuklarda da. İstanbul Mersin arasında 12 saat sürüyor. Tamam mı? Varan otobüsleri o zaman ya da Mersin seyahat. Ki Varan daha iyi oluyor çünkü diğerleri çok kaza yapıyorlar. Ondan sonra 12 saatte o zaman da meşhur Bolu Tüneli hala açılamıyor. Yani Bolu Tüneli açılamadığı için de bir türlü o saat inmiyor. Bir kaset almıştım uzun bir süre. O da Depeche Mode'un bu kasetiydi. Ve o yüzden hani Policy of Truth, Personal Jesus. İşte hatta burada Serkan geldiğinde de çaldınız galiba. Waiting for the Night. Evet. Ya bunlar böyle sözleri, her şeyi rüyamda görebileceğin kadar ezberlediğim şeyler. Şu an dinleyemiyorum hocam. Çok zorlandı. Ama dinleyeceksin. Dinleyeceğim evet. Dinleyeceğim. Hep beraber dinleyeceğiz. Aynen. Zaten. O zaman geliyor. Benim bu şarkılar mahvetti de Caner'in ilk seçkisi Policy of Truth, Depeche Mode'dandı. Peki, neyle devam edeceğiz? Ya aslında biraz daha böyle hayatımda daha moral bozan bir dönemle alakalı. Ama tabii 90'lar çok önemli bir dönem. Yani müzik için de öyle. Ve o dönemde aslında 90'ların başı ortasına doğru daha çok dinlediğim şarkılar klasik, o Seattle Rock'ın da devreye girmesiyle beraber hani Pearl Jam. Evet. Sonra Nirvana falan olmuştu ama ortaokul döneminden liseye geçerken Massive Attack'in büyük etkisi vardı hakikaten. Hani o işin rock müziğe ilgisinin dışında ben biraz basketbolcu olduğum için Massive Attack şarkıları bayağı bir motive ederdi yani ritim olarak da. Evet. Onu da severdim. Ama sonrasında asıl 2000'lerde bir şarkı benim için çok önemli olmuştu. O zaman çok uzun dönem kanser tedavisi görmüştüm. Özellikle yani
işte tedavi görürken hastanede çok kaldığım bir dönemde. Evet. Bu şarkının bana büyük yardımı olmuştu. Şu an böyle o günleri hatırlattığı için zaman zaman hani böyle biraz mahveden bir şarkı beni. Evet. Ama bir yandan da umut veren bir şarkı hala. Bir de gariptir, bu şarkının ben hiçbir zaman modasını geçmediğini düşünüyorum. Hala modern geliyor bana. Bu arada mesela tek o gruplardan biri. Evet, bir yandan da güncelliğimizi her zaman koruyan. Bu arada mesela tek konserlerine gitme şanslı olduğum için İstanbul'da çaldıkları zaman. Maalesef. Ben de bu arada. Bu da mahveden bir şeydi bu arada. Evet. Ki yani 3 kere çaldılar galiba. Hata varsa düzeltin. Evet. Değil mi? 3 kere çaldılar. En sonuçta da yayınım var. Genelde yayınım olur zaten benim. Yani bir tane demem ve gidemem konserlere yani. Evet. Ama yani mesela tek bir grup 3 kere gelmiş. İkimiz de hiç gitmemişiz. Demek ki yeteri kadar sevmiyoruz gibi bir şey oluyor yani. Kabul etmek. İlişki yorumu gibi oldu. Ayrılmanız lazım. Yeterince önemsemiyorsun beni. Onun gibi oldu. Neyse grubu daha fazla mahvetme. Safe from harm. Hem de var. Bayağı bir anlatıyor zaten kendini. Kesinlikle. Evet, Caner bence parçayı sen tekrardan olsak. Ne dinledik? Massive Attack'tan Safe From Harm. Müthiş parça bu arada gerçekten de. Uzun şarkılar seçtim ki. Ki biz aramızda muhatap edelim. Bu arada gerçekten çok motive edici bir şeyi var. Gücü var parça. Ben hep öyle hissediyorum yani. Bir tınısı var bence. Evet. Peki sırada ne var? Sırada biraz daha yakın zamana gidelim istedim. Aslında bunda da böyle bir o zaman için tatlı, bugünler için benim için tatsız bir hikaye. 2013 Rock and Coke ki bilmiyorum inşallah yeniden yapılacak galiba değil mi? Son işte ve Arctic Monkeys'in geldiği sene. Benim için de biraz travmatik bir yaz. Zaten Gezi'nin yazı biliyorsunuz. Yani Gezi'nin olduğu 2013 yazı. Ki o travmatik değil yani. O bizim için önemli bir dönem. Ondan sonraki dönem daha travmatik. Temmuz, Ağustos. Benim kişisel olarak da hayatımda biraz daha böyle bocaladığım bir dönemdir. Bocaladığım bir yazdır ondan sonra. Ve orada da çok yakın arkadaşımdan biriyle ki Ufuk Yanar, eski basketbolcu arkadaşım. İşte Tufan Ersöz. Beraber Rock & Coke'a gitmiştik. Ve bizim çok güzel bir hatıradır. Yani özellikle Ufuk da Arctic Monkeys'e bayılır. Benim için de hani hayatımda onunla o dönemde geçirdiğim en güzel zamanlardan biriydi ve sonra Ufuk'u kaybettim maalesef. Bir motosiklet kazasında bundan 2 sene önce. Yani hayatımda herkese büyük iyiliği dokunmuş, herkesin çok sevdiği, kime temas etse çok sevdiği bir insan. Bıraktığı miras o yüzden bizim için çok büyük. Ben de onu burada önceden almak istedim açıkçası. Mahvedendense hani şu an üzdüğü için mahvediyor ama o dönem için müthiş mutluluk veren bir şarkı benim için. Ya da müthiş mutluluk veren bir grup ve konser. O konseri bu günü anmak istedim bugün. O yüzden Arctic Monkeys'den Are You Mine'ı çalmak istedim. Wow. İyi geliyor. Evet, Arctic Monkeys'e her zaman. Hop, bir dakika. Son ilk parça. Ne oldu? Ha, durdurayım. Burada otomatik geçişler var. Spoiler var. Evet. Benim bu şarkılarda Caner Eler'le olan sohbetimiz devam ediyor. Son iki parçamız. Yani konsept gereği her konumuzda beşer parça gibi deliyoruz. Kendilerini seçtiği. Bu sene kim şampiyondur? Bu sene onda öyle bir şey sordu başa başa. Ya bu sene herhalde kimse tahmin edemez ya. Yani evet, Sivas'ta olur. Fenerbahçe Galatasaray'da olur yani öyle bir öyle bir durum. İşin futbol işte. Kısmı öyle. Evet. Peki işin müzik kısmıyla devam edelim. Tamam. Müzikte kim şampiyon? Bu arada bu Arctic Monkeys'e bir şey söyleyeyim. O gün bir de tişörtünü almıştım. O tişörtü bir sene sonra elime geçti. Çünkü yani taşıyamayacağım için o zaman İnan'ı görmüştüm, bizim İnan Özdemir'i. Ona vermiştim. Bir sene sonra almıştım tişörtü. İnan'la ilgili birazdan bir hikayede anlatacağım. Bir sene sonra ne olduğuyla ilgili dedim. Yine ona geleceğim. Şimdi tabii. Ben böyle şey yapmış olayım. Ne onu? Birazdan diye. Az sonra tamam. Diye. Peki sırada ne var? Abi sırada başka bir editörüme daha yani başka bir beraber çalıştığım insana daha sataşmak istiyorum. Şöyle ki yani 2 sene önce evlendiğim günde ki bizim bütün ekip oradaydı ama dergi ekibinden çok sevdiğim bir editör elimizde neredeyse büyük kısmında büyüdü. Ali Çolak Nation'ın konserine gitti ve ben şey tercih yaptım. Çok sevdiğim bir insanın düğünümde olmaması beni mahvetmişti. Ve Ali Çolak iyi bir DJ'dir bu arada. O yüzden o gün DJ'lik yapmasını bekliyordum. Asıl benim üzüldüğüm konu oydu. Benimle. Ve olmadı. Bu arada aramızda galiba değil mi? Şu evet. Sonra ona bakarak konuşuyorsun. Evet. Sanırım kendisini işten gönderdim yani. Kendisini işten kovduk. Ama bu bundan dolayı değil.
Daha sonra onun hayalleri başkaydı. Başka bir şey yapmak istedi o yüzden. Yanlış anlaşılmasın şimdi. Kötü bir çalışan değildir. Ama maalesef bumerang gibi geri döndü. Şu an tekrar bizle çalışıyor. Başka bir konsept içerisinde bu arada. Yani Sokrates derginin başka bir projesinde. Ama bizle çalışıyor. Yine ofiste, yine masama geliyor. Abi The Nation'ı çalmayacakmışsın diye. Bir The Nation'ın hastasıdır. İsveç'e gidip The Nation'ı izleyecek kadar ki ben de çok severim bu arada. Ve şarkıları mahveder zaten. Ama en mahveden şarkısını seçmedim. Pink Rabbits'i benim için. Fake Empire seçtim. Biraz da şeyden, Fake Empire'ın şöyle bir hikayesi de var. Obama'nın seçim kampanyasında kullanılan şarkı, kullandığı şarkı. Yani dünyanın nereye geldiğini bu kadar kısa sürede de aslında anlatıyor. Bugün Obama'dan geldiği nokta Amerika'nın ki dünyanın da her ülkesinde neredeyse gelmekte oldu. Yani en kritik. En son işte İsveç diyoruz, İsveç'teki seçimlerde bile bu cumartesi akşamında binada bunu konuşmak da enteresan oldu. Ruşen Çakır taklidi yapıyorum şu an. Ondan sonra evet kapatıyoruz şarkı dinleyelim. Ruşen abi gibi. Yani din mi parça? İsveç'te de biliyorsun diye devam edelim. Yok abi girebiliriz çıkalım. Tamam, parçaya giriyoruz. Siyaset konuşmayacağım. Yeterince konuştum. Evet. Caner, Eler, az önce ne dinlettiğimi bize tekrar bir hatırlatmakta fayda var. Elbette. The Nation'ın en az depresif olan şarkılarından biri Fake Empire. Bayağı oynak bir parçaydı bu arada. Evet. Yani hani 2020'ye bununla girebilirsin gibi. Olabilir. Evet, bence de olabilir. Bayağı şey, anlatıyor yani mevzuyu. Bu arada bumerang dedim. Aklıma bir hikaye daha geldi. Bumerang terimi şundan kullandım. Benim 3 abim var. Ben 3 abiyle büyüdüm. O yüzden mesela çocukken çok müzik dinleme şansı bulmamda özellikle biri bir süre İngiltere'de yaşamıştı ve gelip hani müzik kültürünü bana da aşılamıştı işte. Ve o dönemden sonra benden yaş olarak büyükler. Ben tekne kızıcısıyım aileyle. Yani son anda kız olmak, yani kız için hedeflenen ama yine hedef tutulamayan bir çocuğum yani. Yani 3 erkekten sonra niye erkek istesinler? Normalde. Ve üçü de evlendiler falan. Biri devam ediyor. İkisi hani şimdi özel bir hikaye anlatıyorum ama inşallah abimler izlemez ama YouTube çok izlemiyorlar o yüzden sıkıntı yok. Evlenip boşandılar, evlenip boşandılar hep anne evine döndüler. Annem de şey der, atıyorum bumerang gibi geri dönüyorlar der. Ben öyle olmayacağım inşallah. İnşallah. O yüzden ritüelarda bumerang deyimini buradan, bu aile deyiminden kullandım. Bunu da anlatmak istedim çünkü hayatı bunu yaşamak enteresan olabiliyor diye. Bu arada Caner senle olan birlikteliğimizin sonuna geldik. Yani tamam. Azından bu akşam. Ha, tamam. Yani hani şey değil, hayatımızın geri kalanında değil. Ben buraya çok alıştım. Şey, umarım bumerang gibi geri gelmez. Güzel. Güzel abi. Yok yok gel. Son parçan ve sonrasında Nova Norda ile birlikte olacağız. Süper. Ve bu arada şimdiden iyi seneler. Ve Caner evet. için bir alkış alalım bu arada. Şimdiden. Çok sağ ol geldiğin için. Ben teşekkür ederim bu arada. Herkese iyi seneler gerçekten. Umut dolu ve mutlu seneler diliyorum. Peki son parça nedir ve neden? Abi aslında umut kıran hikayelerden bir tanesi. Tabii ki bir mahveden şarkılar seansı tabii ki radyoetsiz olmaz. Yani. Tabii olmaması imkan yok. Ama nispeten daha az dramatik bir şarkı seçtim ama neden seçtiğimi anlatayım. Hayatımda genelde yaşadıklarımdan dolayı hiç uzun vadeli plan yapmam. Yani bir hafta sonrası ancak iş için planlarım. Özel hayatta plan yapmam. Bu konuda çok şikayet alırım. Yani bir ay sonrasına bir seyahat planı bile yapmam. Ancak işte 3 gün kalır, 4 gün kalır en pahalı uçak biletiyle alırım. Yani bu bir kabus benim için. Alamıyorum çünkü yapamıyorum. Bir kere denedim. Ve dedim ki tamam. Hayalimdeki hani işte bucket listinde olur ya Radiohead konserine gitmek var. 9 ay önceden bilet aldım. Strasbourg'a. Çok da sevdiğim bir bölge. Alsace bölgesi Fransa'da. İşte gideceğiz eşimle beraber. Ona da böyle bir doğum günü gibi hediye olacak. Ondan sonra ben de hani kendim keyfimi yaşayacağım. Abi ne olduğunu biliyorsunuz o sene. Radiohead'in kaza oldu. Sahne kazası ve maalesef bir hayatını kaybeden işçi olmuştu. Üzerine de konserler ertelenmişti. Birkaç hafta galiba. Üçer hafta mı? İkişer hafta mı ne? Ben de o dönem NBA spikerliği ve yorumculuğu yapıyorum. Ve aldığım tarihler hani Kasım 1'de genelde NBA başlıyor ya da işte kafasında. Uğur Ozan Sulak da burada. O da şu an NBA'yi anlatıyor, yorumluyor. Ondan sonra ve o dönemde benim için kontratımda o ilk günden itibaren NBA'yi anlatmam şarttı. Yani açılıştan itibaren. Ben aldığım hikayeyi geri kalan. Aynen. Yani, ve hani mesleki olarak sonuçta
bir şekilde onu yapmak zorundayım yani. O izni alamam. Zaten 3 kişiyiz. Ben, Orkun, Kaan abi. Yani Kaan Kural, Orkun Çolakoğlu. Ben gidersem biterler ilk hafta yani. Çünkü gittiğimde de bir gün gidemem. 4-5 gün gitmem lazım. Değil mi yani? Olmaz. Ondan sonra maalesef o olay olduktan sonra 3'er hafta ertelendiği için Ekim 3. haftasıydı. Ama Kasım'ın ortasına geldi. Yani o 2. haftasına geldi ve ben tabii ki gidemedim. İlk defa uzun vadeli plan yaptım, gidemedim. Peki bir dakika, eşin gitti mi? Hayır, o da gitti. Ya ben bu arada göndermedim değil yani. Yanlış anlamayın, öyle bir insan değilim. Ve şey, ne denir? Dedim ki bari parayı kurtarayım. Yani 380 euro mu? Kaç para vermiştim? Bayağı ciddi bir para verdim. İyi yerden izlemek için. Özür dilerim yani. O dönem bu arada euro o kadar kötü değil. O kadar kötü değil, lütfen. O kadar zengin değilim. ama inana verdim. İşte inana göndereceğim şey buydu. Ya dedim ki inan gidecek, inan da almıştı bile. Verdim ya, satarım abi ben dedi. Tabii ki satamadı. Çok güzel hani eğlenip orada döndü, abi satamadım dedi, getirdi ve onlar da içte kaldı. Yani böyle bir durum. Belediye masaya hala gidemedim. Hala gidemedim. Bir gün gitmeyi planlıyorum. Yani birisi sponsor olursa ya da zaman olarak uyarsa. Bir de konser kaçırmakla ilgili ciddi bir deneyimim var. Yani bunu çok iyi başarabiliyorum. Bir günde bizim Sine vardı, Sine Büyükağ. Yine 2013 yazının travmatik günlerinden biri. Eylül'de şeye gitmiştim, İngiltere'ye, onun yanına Brighton'da yaşıyordu o zaman. Nick Cave'in evinin önüne falan gidiyoruz, öyle manyaklıklar yapıyoruz böyle. Hani. Ondan sonra onun sokağına gidiyoruz. Ve internette de şey gördük. Aa ne güzel, Efter Klan konseri var, gidelim. Hani biletler de ucuz. Efter Klan böyle iyi bir Danimarkalı grup. Ondan sonra bileti aldık, çok heyecanlıyız. Ertesi gün gittik konser salonu diye. Girdik, Allah Allah, yaş grubu bir garip. Yani 50 üstü. İşler... Ne geliyor hocam duruyor? Ulan girdik falan, ondan sonra hiç konser havası yok. Ama tıklım tıklım. Herkes sandalyelerine oturmuş. Birazdan hani böyle bir hiç konser, yani Efter Klan hani tamam müzik türü olarak biraz daha hafif ama sonuçta hareketli evet. Konserler oluyor. Oturduk, sessizlik, perde açıldı, tiyatro oyunu. Biz meğerse bir ay sonrasını almışız. Yani ya, hayır ya. Tamam, o gün daha fazla anlatalım. Abi aynen. Ben geri döndüm. Orada Sine gitti bu sefer. Diğer insan gitti. Hem de benim yerime başkası gitti. Onun yani öyle bir hikayem var. Böyle konser kaçırma konusunda mahvoldum şarkılar var. O yüzden mahvetmemek için Efter Klan'tan Apples'ı seçecektim. Vazgeçtim. Radiohead'den 15 Steps seçtim. Güzel. Harika son geceyi alkışlarla uğurluyoruz. Hello, hello. Davan orada. Hoş geldin. Bir alkışlayalım. Hoş bulduk. Nasılsın? Vallahi iyiyim. İyiyim yani. 2019 nasıldı? Herkese bu soruyu soracağız tabii ki. 2019 bol konserli ve şaşırtmacalı evet. Değişik şeylerle dolu. Değişik çok bir konser sürü vardı. Şey evet, çok konser oldu. Bu arada tam böyle 2019'un sonunda bizim konser yapmadığımız, benim de böyle yeni parçalar yaptığım dönem. O yüzden böyle çok ekstrem fazla konser yapıp sonra ekstrem hani hiçbir şey yapmadığımız bir dönem. Peki şey oluyor mu? Böyle hani o kadar konser ver, şehir şehir gez, yorul. Ondan sonra bir anda konser vermeyince böyle bir şey oluyor mu? Yani oldu. Konser vermeyi özlüyor musun mesela? Ya özlüyorum bir de... Yani hemen o her hafta konser olsa evet. Gitsem... gibi bir alışkanlık yaratıyor. Yaratmış. Anlaşılan ki ben de böyle şey bir şey oldu hani bu sadece şarkı mı yapacağım şimdi gibi böyle bir psikolojiye girdim. Ama çok konser yapmanın iyi, çok da iyi olmadığını yazın bir noktada gördüm böyle Samsun, Sinop'taki konsere Samsun diye seslenmiştim. Yapma. Evet. Normal bir bunama emaresi olan bir şey ama. Yok ben bayağı unutkanım ya. Onu öyle bayağı mi? Evet. Peki şey, tepki nasıldı? Hani... Ya şöyle Allah'tan Kuzeyfest denen bir organizasyondu bu. Ben de böyle arkada Samsun dedim. Sonra Trabzon, Rize. hepsi aynı paralelde. Sorun yok. Sonra Sinop dedim ama çok yani çok kötü. Yani rezalet yani sonuçta. Hani insan dikkat eder de gittiği yerde konser. Ama o ara o kadar çok konser yapmıştım ki kafam karıştı. O zaman evet, dinlenmenin vakti gelmiş gerçekten. Evet, aynen. Zaman gelmişti. Peki, sonuçta bu akşam röportaj yapmayacağız. Senin seçtiğin parçalardan evet. Konuşacağız. Bir de onları dinleyeceğiz. Evet. Seçtiğin ilk parça ne ve neden bunu seçtin? Şimdi ilk parçayı
direkt başlatmayalım çünkü hikayenin ortasında bu parçayı dinlememiz gerekiyor. Tamam. Ben burada hazırlık şeyde bekliyorum. Sen bana gir de ben... Tamam. Çocukluk travmalarımdan bir tanesinden bahsederek başlayacağım. 10 yaşındayken ben piyano çalmaya başladım. Yani piyano dersi almaya başladım. Sonra o sene her sene olduğu gibi işte o yıl piyano öğrenen insanların katıldığı bir resital oluyor. Orada da kendi öğrendiğim parçayı çalmam bekleniyor benden. İnanılmaz çalıştım. Bir de ben çok inek bir öğrenciydim yani. Hani böyle üniversite sonuna kadar hep böyle en çok çalışan, en çok uğraşan falan. Bir dakika, hangi alandaydı mesela? Fen, matematik, Türkçe, edebiyat? Yoksa hepsinde miydi? 10 yaşındayken hiçbiri değildim. İşte o zaman sadece piyano öğreniyorum. İşte onları işte deli gibi çalışıyorum falan. Bir de hani ilk konserim olacak. Gelmiş geçmiş hani hayatımdaki ilk konser olacak. Bach'ın menüetlerinden bir tanesi sol majör bir şey işte. O zaman o kadar hakimim. Neyse işte çalıştım. Sonra o gün konsere çıktım ama Ankara'da yaşıyorduk o zaman. Konser alanı da o zamanki bir opera salonuydu ve bana göre orada binlerce kişi var güya. Muhtemelen 300-400 kişi taş çatlasa var yani. Ben çıktım ve başıma gelecekleri hiçbir şey, yani başıma gelecek şeylere dair hiçbir fikrim olmadan çıkıp çaldım. Şimdi dinleyebiliriz, sonra geri kalanını anlatacağım. Ya böyle gidiyor. Peki bak, ne oldu? Ne oldu o konser? Ya inanın, gerçekten kusursuz çaldım ya. Harika çaldım ve hani aylarca uğraşmıştım yani onu çalmak için zaten. Zor da geliyor hani benim için, hani ilk defa hani hem insanın önünde çalacağım hem benim için o zamanki parçalardan bir tık daha zor bir şeydi. Öğretmenim işte verdi falan. Yani delicesine çalıştım, kusursuz çaldım. Selamımı verdim. İşte insanlar aynı demin olduğu gibi böyle işte alkışladılar. Çıkacağım. Çıkamadım. Şöyle. Sahnenin arkasında bir perde olur ya, evet. Orası da bir opera binası ya, evet. Ben o perdenin aralığını bulamadım. Bayağı dolandın orada yani. Ya, anlaşılan birazcık daha sağda bir yerden başlamışım aramaya. Sağdan sola doğru böyle yavaş yavaş. Evet, yani sağdan daha da sağa doğru. Hani artık sahnenin kenarına doğru gidiyorum ve hani artık farkındayım hani. Buralarda olamaz perdenin aralığı. Böyle bir sessizlik oldu. Yani bir 10 saniye sessizlik oldu herhalde. İnsanlar hani saygıyla ineyim diye bekliyorlar. Sonra dev bir kahkaha geldi insanlarla. Ben kıpkırmızıyım şu anda. Kıpkırmızıyım. Sonra moral alkışı geldi. Moral alkışı biraz sürdü. Ama ben hani hala ısırdım. Peki aklından ne geçiyor sen, hatırlıyor musun? Yani buraya gitmek istiyorum. Gitmek istiyorum diye geçiyor. Neyse. Ben aramaya devam ediyorum. Şimdi hikayenin burada bitmesi lazım değil mi? Hikaye burada bitmiyor. Ben aramaya devam ediyorum. Tekrar sessizlik oldu. Tekrar kahkaha attı insanlar. Ama artık yani birinci dakikayı zorluyoruz yani ben. Hala sahnedeyim. Tekrar moral alkışı geldi. Bu sırada ben sahne en ucuna ilerlemişim artık. Hani geri de dönemedim artık. Yiğitliğe boksu dinmeyelim. Böyle o sırada sahnedeki bir ya çalışan insanların girip çıktığı bir alternatif bir kapı gibi bir şey vardı yan tarafta. Oraya atladım en sonunda. Böyle gittim falan. Bütün gece o kadar ağladım ki yani böyle hani. Çünkü herkes geliyor ya ne kadar da tatlı işte nereden aralığını bulamadım bilmem ne ben dedi gibi. Yardımcı parça. Olmuyor mu sana? Hani böyle hani demişler, demişler işte şurada şurada diye söylemişler ama hani o sırada karanlık görünüyor bütün izleyiciler. Bir de ben herhalde panikten kimseyi yani duymadım. Sen karartmışsın zaten her şeyi, evet. Görmüyorsun. Aynen. Hiçbir şey duymadım. Herkes geliyor işte hani çok tatlıydın bilmem ne işte nasıl da bulamadın hiç dert etme falan ama hani ben o şarkıya bayağı bir süre çalışmıştım kimse şarkıyı hatırlamıyor. O bana çok koymuştu. Hani herkesin böyle perdenin aralığını bulamayan kız olarak beni hatırlıyor yani olması. Bu beni mahveden şarkılar değil mi? Bayağı beni travma, mahvetti. Bu travma, evet, bu travma. Arkadaşlar bir alkış alın belki beni anlamaktı. Geçmiş. Evet. Hala böyle küçük sosyal anksiyetelerim vardır. Belki de o günden kaynaklanıyor olabilir, bilmiyorum.
Sonra... Peki. Ha pardon, devam mı? Devam da var. Yok yani bu olaydan sonra içimde küçük bir asi yeşermeye başladı. Çünkü madem kimse hani bu parçayı ne kadar çalıştığımı hatırlamıyor, o zaman hani isyan falan gibi böyle bir şey başladı. Güzel, o zaman en azından bir işe yaramış. Evet, aynen. Peki. Sonraki travmatik hikayenin sırası yani. Ya aslında sonraki parçaların çok süper var, bunun gibi hikayeleri var diyemem. O yüzden o isyanı listelemek üzere kalan parçaları ona göre düzenledim diyebilirim. Şimdiki parça da tam öyle bir parça. Peki ne dinleyeceğiz? Yani ilk önce dinleyelim, sonra istiyorsan. Evet. Şimdi, tamam, geliyor. Neydi dinlediğiniz parça? Bu parça biraz Nobody Speak parçanın da DJ Shadow ve Run the Jewels. Aynen, Run the Jewels. Süper. Bu güzelmiş bir parça. Çok seviyorum ben de ya. Aynen. Peki bu arada sevdiğim parçalar demişken 2019'da böyle en çok ne dinledin? Şeye baktın mı sen? Hani Spotify'da bakmadım. Bu sene en çok ne dinledin falan bakmadım. Bir şey vardı. Herkesin sürekli paylaştığı. Evet. Bakmadım. Özellikle bakmadım yani. Bakıyorum. Böyle yeni bir şeyler keşfetmeye beni teşvik etsin diye bakmadım. Evet. Hala duruyor böyle, uyarıyor beni devamlı. Onu dinleyeceğim mi diye. Dinlemiyorum ısrarla. Bu parçayı spesifik bir hikayesi yok aslında ama hani genel o isyankarlığını çok seviyorum. Çünkü ben çok uslu bir çocuktum bütün şu ana kadar aslında. Hani böyle içinde fırtınalar kopan, böyle dünyayı olduğu gibi gören ama öyle davranamayan biriydim uzunca bir süre. Böyle işi bırakana kadar diyebilirim. Hep böyle kuralına göre oynadım. Hep olması gereken şey kişiydim yani. Hep yapmam gereken şeyi yaptım. En iyi şekilde yapmak için uğraştım ama yani hiç bana getirisi de en azından ruhani açıdan pek olmadı diyebilirim. O yüzden içimde devamlı böyle parçalar dinleyen bir asi yatıyordu diyebilirim yani. Hani uysal bir asi. İşe giderken, okula giderken devamlı. Hele iş hayatımda daha da arttı bu. Hani. Tam o sırada işte Türkçe rap yeni böyle patlamaya başlarken o aralar işte çok dinliyordum falan. Hem yabancı hem Türkçe işte. Ama şu devamlı hakimdi yani. Hani beyaz ya da değil, çok fazla böyle yalan gözüme çarpıyordu dünya üzerinde. Ve hani bir türlü içime sindiremiyordum pek çoğunu. O yüzden hani böyle durumlarda böyle birilerinin karşısına çıkıp doğruyu söyleyip böyle kötü insan olacak biri varsa o devamlı ben oluyordum. Buna pek tahammül edemediğim zor için. Zor bir şey bu. Evet. O yüzden de en sonunda böyle hani gerçekten içimden gelen şeyi yapayım bari ve hani hayatımda o içimden gelen şeyi yaparak sürdürebileyim diye kariyerimi bıraktım yani. Oraya kadar giden bir çocukluğumdan başlayan bir şey. Ne de iyi yaptın bu arada. Evet, çok yani güzel gidiyor. Peki sırada ne var? Üçüncü parça seçtim bu akşam için. Sırada benim hayatım boyunca en çok dinlediğim ve en çok sevdiğim parçalardan bir tanesi No Church in the Wild geliyor. Jay-Z, Frank Ocean, Kanye West. Çok sevdiğim bir parça, dinleyebiliriz. Gelsin bakalım. Evet. No Church in the Wild. Evet. Dinledik. Parçanın sözlerini ben çok seviyorum. Mob ne? Mob çete diye mi tercüme edilir? Olabilir. Şöyle gangster ya da... Human beings in a mob. What's a mob to a king? What's a king to a god? What's a god to an unbeliever? Diye böyle şey yapıyor. Ve içindeki rapçilerin flowları da çok güzel. Sözlerini kesin okuyun. Hani çevirisini falan. Kesin okuyun derim. Hani Ayşe bilmeyenler not alsın ya da az önce zaten şazamlanmıştır. No Church in the Wild parçamı da benim hayatım boyunca en çok dinlediğim parça diyebilirim. Böyle her şeyin göreceliliği, işte doğrunun yanlışın olmayışı, benim çok üzerine düşündüğüm konular gerçekten. Çünkü saat yani haklı olanın değil de daha alfa olanın hakim olduğu bir dünyada yaşıyoruz gibi hissediyorum yani. Kim daha alfaysa o daha haklıymış gibi görünüyor gibi. Bu da yani adaletsizlik benim böyle çok tüylerimi diken diken eden bir duygu. O zaman yanlış ülkede yaşıyorsun. Yani bir yandan da müzik yapmak için doğru ülkede olabilir yani. Hani bilmiyorum. O yüzden bu parça da öyle bir parça yani. Hani herkese göre bir başkası anlamsız. O yüzden hani No Church in the Wild, işte
orman kanlarının geçtiği yerde bir otorite figürü de yok aslında gibi bir yerden besleniyor. Benim parçalarımda da çok hani sahiplenmek istediğim bir konsept aslında. Kuzey Kaş'ta falan öyle olmuştu. Genel olarak hayatımda da dünyayı birazcık böyle görmek istiyorum. Ama hala o süreçte olduğumu düşünüyorum. Yani hani bir şeyleri görüp onu hayatına adapte edemeyebiliyorsun. Ben dediğim gibi çok uzun bir süre uslu çocuktum. O yüzden hani çok uzun bir süre bir şeylere, toplum normlarına boyun eğerek geçti benim için hayatım. O yüzden insan hani bir anda baş kaldıramıyor, en azından benim için öyle. Hani yavaş yavaş bir şeyleri fark ederek, küçük küçük hareketlerini değiştirerek bir şey yapmaya çalışıyorsun. O yüzden sıradaki parça bence bunu doğuştan çok iyi yapan bir müzisyenin parçası. Billie Eilish. Çünkü hani hem çok iyi yetiştiğini düşünüyorum. Harika bir aile ve böyle onu gerçekten olduğu gibi bırakan bir ailesi olduğunu düşünüyorum. Çoğumuzun sahip olmadığı bir şey açıkçası. Bir yandan da kendi hislerini çok akıllıca ifade edebilen bir müzisyen olarak görüyorum onu. O yüzden hani her ne kadar biliyorum çok hani cheesy olmaya başladı. Çok fazla Billie Eilish deniyor etrafta ama gerçekten hani onun bir kez daha farkına varalım diye son parça olarak da You Should See Me in a Crown adlı parçasını tercih ettim. Çok sağ ol geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Burada harika bir yıl olsun 2020. Evet ya, herkes için. Evet, bir alkış alalım lütfen Lohan orada için. Teşekkürler. Evet, seçtiğin son parça senden sonra da Gülinler'le devam edeceğiz. Çok sağ ol tekrar. Parçayı ben teşekkür ederim. İyi seneler. Evet, Hakan'a teşekkür ediyoruz. Benimki güzel yorumları için bu arada. Şimdi beni şarkıdan, şarkılar, beni bu beni mahveden şarkılarda bizi mahveden şarkılar söyleyen Gülün ya da Gülünler'le beraberiz. Çok teşekkür ederim. Selamlar, iyi akşamlar. Arka tarafı ses duymadığını bilerek ben orada oturuyordum. O sebeple biraz daha yüksek sesle konuşmaya karar verdim. Arkalara aşırı muhabbet dönüyor. İlk şarkım gelmeden evvel Sadi nasılsın? Oh, hoş buldum. Hoş geldin. Daha güzel böyle. İyiyim. Hakan'ın geleneğini bozmayalım. 2019 nasıl geçti? Boğuk gibi geçti demek ki. Süper. Yani bayağı boğuk gibi, çiş gibi. Güzel. Kötü ama güzel şeyler de var tabii öyle ama yani genel olarak 10 üzerinden 6 veririm. Fena değil mi sana? Kötü kötü. Ama yine yani... Ya 7 üstü sonuçta 76 aldım mı ortalamasın gibi düşünüyorum ben. Ürettirir kız öyle deme. Üretimle ilgili bir sorun yok kanka, yok o şeyi geçirdi, öbürü kalp krizi, hastaneye gittik, yok filan oldu, onlardan baydım ben. Geçmiş yani biraz böyle hastaneye yolum düşmesin bir 5 sene, babana yetecek gibi, yoksa mesela çok güzel konserler verdik, belki hayatımdaki en güzel konserlerden birini bu sene vermişizdir. Olmaz, yani. Hangisi o? Bu işte. Kaş diyen var ya, kesin o değildir ama Kaş'ta da Kaş'ta da güzel şeyler olmuştur. Evet. O Cem Sensionlara falan mı denk geldin acaba? Ay, bir tek sen biliyorsun şu an. Ben bu 13-14 Aralık'ta yaptığımız Fortnite konserleri mesela benim hayatımdaki en güzellerden biriydi. O yüzden 2019'da işte 6.5 vereyim hadi. Rabbiton daha güzel yeri versin. 2020'den de hiçbir bok beklentim yok. Güzel. Yıllardan falan çok uyuzum ben bu işlere. Yani şey olarak doğum günü sevmiyorum. O şeylerdenim, uyuz. Ben de öyleyim bu arada. Doğum günü, kendi doğum günümü kutlamam yani çok. Herkes oraya benim için gelmiş, onunla mı ilgileneceğim, onunla mı filan. Yeterince ilgilenemedim. En güzel DJ'lik yapmak. Hem herkes orada hem herkes mutlu. Sen de böyle kendi kabinine sıkalım. Şey de dene, şarkı söylemek de çok iyi. Ooo sana kalmış artık. Yapamayacağım. bakalım seni neler mahvetti? Beni mahveden şarkılardan, yani Müzeyyen Senar Bey'in çok şarkısı mahvetmiştir. Ondan bir tane gelecek. Bu Muhsin Bey filminin de giriş müziğidir aynı zamanda. Sisler verilir, hatta kuru buz hatta. Kuru buz çünkü yerde durur. Buz böyle yerdeki bulut oluşması için. Gereksiz bir bilgi mutlaka evlerinize. Ama şey yapabilirsiniz yani hani bu Mado'dan falan bir şey aldınız diyelim. Ondan kuru buz geldi. Kuru buzu yere koyarsanız
yukarı çıkan bir duman sistemi değil. Bunları hep araştırdım. Yine deneyeceğim. Yani o şarkıda da aşağıda öyle bir ses var. Merak edenler evde izleyebilirler. Basayım mı? Lütfen. Müzeyyen Senar'dan geliyor. Sözleri Müzeyyen Senar'ın değil. Onu da kaçırmamak için hemen söyleyeceğim size. Şu anda credits are unavailable. Ama... Ay bir şey diyeceğim. Bir rakayı hiç bu kadar şanslı bir ortamda içmemiştim. Sen burada yani çok şeysin benim karemde. Şey gibi oldu bu. Gayesi kulik gibi oldu. Orada Japon karakter. Evet. Şu an evlerinde dinleyen kaç kişi var bilmiyorum ama. Buradan evlerinde... Hiç yok. Söyleyeyim mi? Hiç yok. Hiç yok. Hiç yok. Hiç yok. Angel's Egg oynuyor efendim. Çok güzel bir animedir kendisi. Şu an mükemmel mor, bak. Evet bak, mouse mor. Sen evet. Sever misin Müzeyyen Senar'ı? Bayılırım tabii ki de. Ben de çok. Bir tane hatta çizgi hikayem vardı. David Bowie ile kendisini buluşturduğum. Ben biliyorum kendisini. Kimdi? Birisinin Zeki Müren'le sonradan yaptığı bir düet albümü vardı. Hatırlayan var mı? Birisinin derken çok geniş oldu. Birisi böyle. Zeki Müren'le baya düet yaptı ama öldükten sonra. Bir albüm yaptı. Aa. Arkadaşlar bilmiyor musunuz ya? Biri, ya böyle Tarkan falan gibi bir atıyorum yani şu anda. Burak Kutlu. Google'layabilirsiniz abi. Bilmiyorum ben. Muazzez Abacı mı? Muazzez Abacı. Evet. Bravo. Aa. Evet, böyle bir albüm var. Wow. Değişik. Evet, sana dönüyoruz Muazzez Abacı'dan. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum Sadi, sağ olasın. Ha, Sadi Şenses. Bu şarkının Gülfize ve bestecisi. Bak, yanlışsa alnımı tükür. Sadi Şenses ama Sadi'nin üstünde şapka var. Anımız. Gurur duydum şu an. Duydun mu? Sadi Bey'in eseri. Ellerinize sağlık. Evet, sırada gerçekten bu şarkıyla mı devam edeceksiniz? Sırada gerçekten Roots'tan Erika Badu'nun söylediği. Bu şarkıyı da ilk Ceylan Ertem'den duymuştum ben. Gerçekten, çok da güzel. Evet, şeyde, Taksim'de bir Jazz Stop diye bir bar vardı. Orada söylüyordu. Oha ne kadar iyi şarkı falan diye tutulup sonra Erika Badu'yu keşfedip abo falan, bu da çok iyi. Çalıyorum. Ben de çok aşığım kendisine. Buraya geldi ve gidemedik. Sen de gidememişsin. Ben de gidemedim. Hani. Ceylan gitmiş. Ve Ceylan gitti. Evet. Kaçırmaz. Geçen gün de doğum günü vardı. Anlamak evet. İster misin onu? Ceylan doğum gününde beni de çağırmıştı. Ben ya gelemedim çünkü evde kusuyordu. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ama gelseydim de orada Kenan Doğulu'yu gördüm. Şöyle bir anım var onunla ilgili. 4 yaşında ilk sahne Kenan Doğulu ile beraber çıktım ama artı 60 kişiden vardı. Çünkü Fındık Krambalesi'ni oynuyordu. Ben fareydim. En küçük sınıf var tabii ki fare oluyor. Kenan Doğulu da, bu arada gerçekten tanımıyorum. Orada Yurda Erdoğulu Sanat Merkezi'ydi burası. Babasının sanat merkeziydi. O da prensti. Tabii ki de ne olacak? Abisi de kraldı. Tabii ki de ne olacak? Evet, ve oranın en güzel balerinliğine sevgili olmuştu sonra. Tabii ki de ne olacak? Ben de fareydim işte. Ama sahne gerçekten ilk AKM'de öyle bir şeyde çıkmıştım. Kenan abiler geliyor falan gibi bir şeydi bizim için. Doğum gününe gelsem kesin bunu söylerdim diye düşündüm. Evet. Saçma anılarım var. Güzel. 7 sene bale yaptım şimdi. Kim inanır? Yani gerçekten. Çok manasız bir vakit baleye harcanmış yani. Ya benim için canım, bale için değil yani. Ben kendi açımdan 7 sene ben niye o kadar götümü başımı sıktım dik durmak için diye düşünüyorum. Asla geç değil. Geri hep yandaki tiyatro kursuna heves ediyordum zaten. Onu da çözdüm kendim çok şükür. Peki, sıradaki parça seni nasıl mahvetti acaba? Of, sıradaki şarkının çok küçük bir anısı var. Hiç bilmediğim bir telefon çalıyor. İlk kez telefonum vardı 99 senesinde. İnanmazsınız. 99'da üniversite 1'e giderken bir Yokya telefonum vardı. Tanımadığım bir numara arıyor ve sürekli bu çalıyor. You, I want you falan. Ben 1-3-5 kim olduğunu bilmediğim çocuğa tutuldum bile yani daha. Kim bilmiyorum. Ama biri bunu bana dinletiyor ama o zaman Eskişehir'de okuyorum, diyorum ki ulan ya bu İstanbul'dansa filan, kim bu falan filan derken Eskişehir'den bir çocuk çıktı.
O da gelip benim çok yakın kankama Öyküm'e söyledi ben o kızdan hoşlanıyorum diye. Sonra biz o çocukla bir 3-4 ay çıktık. Buradan selam olsun diyeceğim. İşte bu şarkıyı sonra ben her aşık olduğumda, yani aşık olduğumu da kolay kolay anlayamıyorum yani. Yakın bir arkadaşım var benden sonra çıkacak. O mesela galiba sen aşık olmuşsun deyince evet falan diyorum yani, uzun süre algılayamıyorum onu. Bu mesela aşık olunca böyle loop'a alıp dinlediğim bir şarkı artık o kıhırlı. Yani ulaşamadığım aşklarda. Ki ulaştığım aşk bir tane falan var yani. Genelde hep platonik takıldım. 5 sene o arkadaşıma, 5 sene o arkadaşıma gibi. Şişmandım ben de biliyorsun. Kalbim şişti ya. Kalbim şişti. Oğlum geceyi mahveden bile kurduk. Yani iyi ben burada şey koymadım. Tanrım kötü kullarını, sen at sevsen, ben at sevmem diye söyler Serkan kesinlikle. O zaman Elvis Costello'dan geliyor. I want you. Çok acımasız. Ama seni çok istiyorum. Çok iyi bir söylem ya. Çok net. Evet. Ya daha devam ediyor. Düşünün bu böyle sabaha kadar süren bir şarkı. 24 saat 3 dakika. Benim Şarkılar Muhabbeti'nin 6.sında kesinlikle. Evet, Gül'ünle beraberliğimiz devam ediyor. Gül'ün bu arada hep söylüyorum ama yani bir ara her sabah seninle uyanamıyordum. Hangisiyle uyanamıyordu? Şelal şey ihtimallerle mi? Yok. Neş yerinde yani. Her sabah şeydi, alarm zilinde asla kapatamıyordum. 5 kere falan çalmaya devam ediyordu. Minnoş minnoş tatlı tatlı da Gül'ün sesiyle uyumaya devam ediyordu. Uyanmana 10 dakika ya. Yayman da çok hoş. Onu seçme. Asla. Bu da böyle bir anı. Ama gurur duydun, teşekkür ederim. Ben de her zaman söylerim biliyorsun, duvarlarımda senin resimlerini düşündüm. Yalan değil abi. Mavi çocuklar, inci mavi çocuklar. Mavi çocuklar, evet. Bakalım sıradaki şarkı seni nasıl mahvetti? Sıradaki şarkımız Fransa'dan geliyor. Arka taraf! Sıradaki şarkı Fransa'dan geliyor. Ne oldu, Fransızlar mı var? Stromae'den geliyor ya da Stromae. Var mı güzel söyleyen? Stromae'den geliyor. Formidable. Mükemmel, muhteşem demek. Artist. Coştu, içim şey oldu ya. Evet, arada bu arada şey aldım, söz aldım DJ'lik için. DJ'lik yapacağız ama hiç yapmadım ben abi. Kolay, yaparız. Kolay diyorsun. Şuna gibi bir şey işte. son şarkıya gideceğiz birazdan. Çok teşekkürler. Yani çok tatlı. Beni Hakan kandırdı, Serkan'la yapacağız zannediyorduk ama senle yapmak çok tatlı oldu. Gerçek bu değil mi Hakan? bakalım son şarkı seni nasıl kahretti? Son şarkı böyle bu üniversite yıllarında. Hop arkada hop. Kaynamayın. Yok sonuncusunu söyleyip gideceğim o yüzden. Bu beni oyunculuk okurken 99-2003 yılları arasında dinlediğim bir şarkı. Tom Waits şarkısı. Yani böyle kendini durmadan doğuran bir şarkı gibi. Böyle yavaşlayıp hızlanıyor ve o beni yani mahvediyor işte diyebilirim. Basalım mı? Çok doğru bir şarkı. Çok ama şaşıracaksınız. Çok değişik bir Tom Waits şarkısı. Basmadan önce bir teşekkür alkışı alabilir miyiz? Çok teşekkür ederim. Russian Dance. Gerçekler bu şekilde. Merhaba. yani insan hayatını mahveden şarkıların bu kadar eğlenceli olması beni birazcık düşündürttü. Bunun üstüne nasıl çıkacağız? Bilmiyorum. Benim bok gibi şarkılarım var. Büyük Ev Avluka'da dinleyenler bilir. Onları kastetmedim. Evet. Ne haber Deniz? Selam. Orası çok kötü çıkmıyor. Buraya daha iyi bir ses sistemi mi alsak bina? Nasıl yapsak? Bu adam çok eğleneceğiz. Ben oturamıyorum. Anlatacağım niye oturamadığımı. Lütfen başla. Deniz'in
Yeni şarkılar mahvettiğiniz son konu. Öyle bir şey değil arkadaşlar, oturabilirsiniz. Onlar oturuyor. Evet. Sen ayaktasın, ben ayakta olamam. Ben 36 yaşındayım ve bugün düştüm. Ve gücüme gitti. Ve o yüzden belimde yakı var. Ve yakıyor. Oturunca da canım sıkılıyor. Ayağı mı kalkmam lazım? Hayır, ben ayakta dansandım. Ben dikkat çekmeyi severim. Evet. Ne haber Deniz? İyidir bari. Çok iyi. Ben şarkılarım, beni mahveden şarkıları liseden başladım. Güzel yaptın. Evet. Giriyor muyuz? Girmiyor muyuz? Daha ne yapacağız ya? Her şeyi anlat. Oturamadığımdan bile bahsettim. Hazır ayaktayken, yakalamışken, gece boyunca herkes 2019'da neler oldu, 2020'den ne istiyorsun? Bunları sordu. Bir şey söylemek ister misin bununla ilgili? 2019 müthişti ben. Evlendim 2019'da. That's my girl. Aşkım sensin değil mi? Göremiyorum şimdi. 2019'da kınam oldu. Tamam. Balayı. Hepsini yaptık. Altın saydım. Altın bozdurdum. Yani iyi bir yıl. 2020'de de devamını diliyorum. Güzel. O zaman. Yani hepiniz evlenin. Bu arada gerçekten tavsiye ediyorum. Sadece. Tamam. Evet. Peki. Sen evlenmeyi düşünüyor musun? Hayır. Okey. Ben de düşünmüyordum. Ben de düşünmüyordum. Şimdi diyorum ki niye daha önce evlenmemişim? Ama niye galiba bu şarkılardan belli olacak. Biraz mahvolmam lazım. Gerçekten ilk şarkıyla mı başlıyoruz? İlk şarkıyla başlıyoruz. Gerçekten mi? Evet. Söylemek istediğim bir şey var mı? Var şarkıyla ilgili. Bence kesin var ya. Evlilik ve 2019-20 falan. İlk şarkı Legwagon. Evet. Biz internetten birazcık tanışıyoruz 99'dan, 98'den. Kayıp arkadaşım var, Tutuç evet. Çağlayan. Eskişehir'de Punk diye bir kanal vardı, MIRC'de. Ben o zamanlar Punk dinliyordum. Eskişehir'de Punk olmak çünkü yapabileceğim en değişik şeylerden biriydi. Galiba İstanbul'da da öyleydi. İstanbul'da da mı öyleydi? Ama Eskişehir'de daha da rezil. Şüphesiz. Hadi siz burada İstanbul'dasınız ve kalabalık gibisiniz. Biz orada 4 tane Punk... saçmalık. Tamam, dördünüzü tanıyorum. Yani ben o kadar çok metalciden dayak yedim ki. Evet. Çok dayak yedim ya. Ve benim dayak yemem 3 saniye falan sürüyor. Neyse burada o zamanlar şarkıların sözlerine ben dikkat etmiyordum. Beni mahvetmeleri için böyle bir o gençlik falan gibi şeydi. O şarkı gelsin. Geldi. O şarkı Lagwagon Chalk. Lagwagon Chalk. Bunu sen istedin. Sen de ama dinliyorsundur bunları, biliyorsundur. NoFX falan oralarda vardın sen de. Bunu bildiğim için konuştum. Evet biliyorum, biliyorum. Evet, evet. Biz maalesef. Bunlara gönül verdik. Maalesef. Böyle bir şey ya. Ve bu adamlar eşek kadar oldular. Ve artık bu müziği koyuyorlar. Evet. Böyle çünkü gerçek gençlik var. Müziği bu artık. Böyle... Yeni albüm çıkardı ya. Çıkardı Lagwagon. Ama arkasından konuşuyorum ya. NoFX kapladı ya bu sene biraz. NoFX iyi mesela. Artık Fat Mike yüzünden. Etekler giyip çıkıyor. Güzel politik tarafları var. Ama Legwagon'un politik tarafının NoFX kadar yoktu ya. Atıyor muyum ben? Yok bayağı doğru ya. Legwagon'un politik tarafı 17 yaşında kaldı. Evet. O biraz daha bir aşk. Zaten ben ne dediğini çok anlamıyorum. Davulcu dinliyordum daha çok. Aynı yerde. Çünkü o şey kafama şey oluyordu. Sonraki şarkıma geçeyim ben de. Hemen oturayım mı? Yok. Önce bir hikayeni anlat istersen. Bir sonraki parçada... Artık küçük çağlayan ben. Hayır ya. O famous tagline. Gene Eskişehir'deydim. Bir sonraki şarkıyla ilgili. Hala Eskişehir'desin. Evet. Ondan sonra İngilizce öğrendim. Evet. İngilizce öğrenince ne diyor ya bu adamlar diye anlamaya başladım. Çünkü Nirvana falan hey ya hey ya ha ha falan diye söylüyordu. Evet yaptım. Ben hala bazı şarkıların öyle söylüyorum. Salak gibi ne dediklerini bilmiyormuşum. Hani Nirvana söylemeyeceğiz. Okey. Bir endişem oldu çünkü. Sonra Büyük Ev Abluka'da da şu an Bascan Aslan'la beraber biz Radiohead'e büyük tutulduk. Evet. Sonra
işte red şey yapıyorduk. Kaset kapaklarını alıp ben kaset kapaklarından şarkı okuyordum. Aslan da sinema çıkışında gitar çalıyordu. Yerde hala oturup. Höfner mi çalıyordu o zaman? Ha? O zaman Höfner mi çalıyordu? Yok, o akustik gitar çalıyordu. Bu da 16 yaşındaydım galiba. 97 iş. 97 mi işte bilmiyorum. Evet, okey computer değil mi? Evet. 93. Ben 83 doğum. Bilmiyorum, ben sayıları 97 bilmiyorum. 97 yedi. Ben söyleyeyim rahat. Evet. 17 yedi. Tamam. Bu şarkıda Subterranean Homesick Alien. Bu da ortaokul mu lise mi artık ne boktaysam şeyle empati kuruyordum. Aslında. Thom Yorke biraz soyut şarkılar yapıyor. O yüzden anamızı sikti, bacımız, babamızı sikti. İkisini bir arada anlamında. Seksizim çok zor. Ve bedenini de olumlayacağım şimdi. Thom Yorke zor büyük gençlik geçirdi diye hepsinin öcünü bizden aldı. Ve biz bunu fark etene kadar yani perişan oldum. Soyut şarkılarıyla ne demek istediğini anlayamaya çalışarak perişan olduğum seneler geçirdim. Bu şarkı da lise hayatımla örtüşüyor birazcık. Subterranean Homesick Alien ne demek? İşte... Şaşkın ördek dereye götten dalarmış. Çalayım mı? Sıradaki şarkım artık bitirmişim şeyi. Liseyi. İstanbul'a geldim. Hoş geldin. Sene kaç bir şey? Biraz sene, bilgi var. Sene Daniel Johnston. Okey, ben biliyorum. Evet. Daniel Johnston diye bir tane adam var. Bu da hayatımın şeyine denk geliyor. Ben de mi akıl hastasıyım ya? Dönemine denk geliyor. Bu sene öldü hatta Daniel Johnston. Başımız sağ olsun. Sırtımda evet, yakı var ya. Ben Daniel Johnston'u anlatacağım size. Daniel Johnston bilmeyenler için... Burada bilmeyenler elini kaldırabilir mi? Gerçekten merak ediyorum. Bilenler kaldırırsın. Ha, bilmeyenler kaldırırsın. Hangisi? Sen seferler. Urfalılar kaldırsın elini. Ya Daniel Johnston Amerikalı bir adam. Bir garajında müzikler yapıyor. Şizofren ama şizofren olduğu da yaş ilerledikçe daha da daha belli olacak. Daha tam belli olmamışken böyle evinde piyanosuyla bir tane kasetçaları albümlerini kaydedip duruyor. Sonra bir tane Seattle'dı galiba. Atıyor muyum? Sen her şeyi biliyorsun ya. Kaset satan store'a albümü götürüyor. Sonra albümü seviyorlar. Ama gerizekalının şeyi olmadığı için, kaset kopyalayacak aleti olmadığı için, gerizekalı da demeyeyim, beden olumlamaya da girmiyor. Ölünün arkasından konuşmaya giriyor artık bu. Kaset kopyalayacak şey olmadığı için her seferinde albümü tekrar çalıyor. Ve her seferinde tekrar kaseti götürüyor ya, her albüm unik bir ilk albümü var. Hatta içimde de o albümün tişörtü var ama yani düştüğüm ve galvan yapmıştı bu tişörtü. Sana galvan kimseye de gösteremeyeceğim şu an. Çünkü bedenimi olumlamanızı istemiyorum. Neyse, Daniel Johnston öldü bu sene. Bu da onun aşırı depresif bir şarkısı. Your picture is still on my wall diye başlar. Ama ben bir kelime oyunu var orada. Your picture is still. Çok iyi değil mi? Ben çok seviyorum. Şarkıda biraz her şeyin değiştiğinden, değişmediğinden, renklerden ve şizofren bir çocuktan bahsediyor. Çünkü some things last a long time. Some things last... Kıldım bu şarkıdan. Daniel Johnston... Allah'ın rahmet eylesin. Sıradaki şarkı... Türkçe, bu da artık 5-4 sene önce falan hayatımı mahvetmedi aslında, iyi bir şekilde mahvetti. Yani mahvettikten sonra düzeldi gibi. Çok hazır görünüyorsun anlatmaya, biraz daha açar mısın lütfen? Şöyle söyleyeyim, dövmesi var üstümde. Evet. Nerede? Şurada. Şurada. Bunu da gösteremeyeceğim yine beden olumlanması istenmediği için. Yani benim bu tür hayal edebiliriz. Belki. Benim jenerasyonumda en çok hayran olduğum sanatçı kendisi. Böyle üçüncü yeniler, TikTok falan diyorlar. Onu sonra saklarım. Peki, adını söylemeyecek, tahmin etmek isteyen biri varsa ben çok merak ediyorum. Çünkü ben edemedim.
Ben böyle üçüncü yeniler bir şey o falan diyorlar ama bence biz hepimizden önce yapmıştı onu. Ve adı da uzun sayılmaz. Yasemin Mori. Evet. Yasemin Mori bırak bu rock'n'roll'u. Mükemmel sözleri var. Olabilir. Bir şey daha söyleyeceğim. Ya yani benim kafamı açmıştı Yasemin. Yani şöyle kafamı açmıştı. Yasemin albümü çıkmadan önce hep böyle sikko kafiyeler ve böyle artık hep birbirinin aynı olan ve aynı yerde duran Türkçe müzikler vardı. Ben Yasemin'in albümünü ilk dinlediğim zaman şey olmuştum. Ha, çünkü biz gençken şöyle bir şey vardı. Ya, Türkçe müzik olmuyor abi ya falan gibi bir kafa vardı. Yani böyle Türkçe rock olmuyor ya falan bir şey vardı ama aslında öyle değilmiş o. Yasemin'in albümünü dinleyince böyle ha oluyor lan filan gibi oldum yani. Bir şey derdini güzel anlatırsan, kafileri de güzel bağlarsan olur. Buyurun. Bırak bırakın rolü. Bir alkış mı acaba? Yani bırak bırakın rolü, geceleri bir kızları filan diyor. ve ya yani ilginçtir, karımla biz Yasemin Mori konserine tanıştık. Birazdan pek istersen hepiniz dinleriz ama sen kalsan da dinlemeyiz falan. Ya yani çok güzel, yok anlatamayacağım şu anda ama çok güzel bir şarkı. Bir şey var mı? Bu şarkındaki o nesini var ediyor kısmı ve sonra Koran Futucu'nun girdiği o solo yıllar boyunca beni düşünceleri şey yapmış. Hala yapıyor mu? Hala yapmıyor artık. Dövmeyi bile okumuyorum ya, onu düşündüm. Zaten bu şarkıların hepsi neredeyse eski yani, mahvetmiyor artık şarkılar beni. Artık bıraktın değil mi? Artık şarkılar beni mahvedemiyor ya, kusura bakmasınlar. Hiçbir şarkı? Yani böyle seviyorum, hayran oluyorum, sürekli dinliyorum da yani böyle evde oturup of falan olmuyorum. Hiçbir şarkı yok ve hiçbir kafayla? Yok ya, yani herhalde bilmiyorum, açık kafede böyle şeyler olmuyor ya da bilmiyorum. 4 senedir içki içmediğim için bir şarkıyı da dinleyip ağlayamıyorum şu anda. Çok haklı olarak. Öyle. Kafamla hiçbirimiz yaşamayız, onu biliyorum. Evet, evet. Hmm. Sıradaki şarkı da zaten kendi şarkım, Havadar. Asla değil. Asla değil. Herhalde bir tahmin ediyorum. Pardon, asla değil diye geliyorum ama. Son şarkım da... Son? Olduğuna emin misin? Son ya. Son olsun. Güzel bitiriş bu. Bence de bu mahvetmeyecekse bu şarkı bizi kim mahvetsin? Ay, sen artık mahvolmadığını iddia ettin ya böyle. Evet. Şu an en son mahvolduğun şarkılardan biri mi bu? Evet. Okey, tamam, gönder. Aynen. Öyleyse. 4-5 sene galiba burada mı artık gitmiştir o? Asla gitmemiştir ya. Gitmiştir, evet. Vallahi gitmiş. Bu şarkı bana çok sarhoştu. Ve galiba da öyleydi. Dedi ki bir şarkı açacağım sana, ağzına sıçılacak bak şimdi dedi. Ve ben şarkı girdi, dizlerimin üstünde oturuyordum salonda. Ve ilk sözler içime nüfus etmeye başladığı andan şarkı itibaren... Şarkı gerekiyor mu şu an? Yok, hayır şimdi değil. O şarkı... Bir şeyler soracağım bununla ilgili. Ha, sorabilirsin. Evet. O şarkının sözleri içime girmeye başladığı andan itibaren yerleri yumruklamaya başladım. Gerçek olarak. Hemen ya, girdiği an. Sen bununla ilgili... Şöyle falan yaptım. Aynı şarkıdan başlıyorum. Bak bak şöyle yaptım. Dizlerim üstünde... Yakı kadar yaktı bu şarkı beni. Hayır, filmle alakası yok değil mi? Ha? Filmle alakası yok. Filmde mi çalıyor bu şarkı? Kısır Acısız. Kısır ben Fatih Akın filmde oynamış bir oyuncu olarak seyretmedim. O zaman bunu anlatmadığım konu mu değil yani? Mecran da bu değil. Bir şey duymayacağım. Kısır Acısız mı çalıyor bu? Ya zaten Fatih Akın'ın ben zevkine çok güveniyorum. Şarkıdan bahsediyoruz değil mi Uylan? Ama bence iyi olmuş galiba. Ben o an öğrendim ve o gün öğrendim. Çünkü sonradan işime yaradı bu şarkı. Benim hayatta sadece Kısa ve Acısız'dan biliyorum. Tamam, onunla mı şey alıyor? Aa evet. Oradaki böyle... Seyretmedin mi? Okey. Tamam. Bir sunu yaparsan Sözleri Bartu Küçükçalyan ve Sezen Aksu'ya asla ait. Asla değil. Sunum Atilla Özdemiroğlu şey, olması hayır, lazım. Hayır değil, asla değil ya. Valla mı? Değil. Yelda Karataş. Karataş mıydı? Karıcığım. Evet. Yani Yelda Karataş ve Sezen Aksu'nun beraber yazdığı, içinde güzel açıyorum twistler olan müthiş bir şarkı.
Davet. Davet. Yeter yeter tamam. Yeter ya yeter. Arkadaşlar bizi mahveden şarkıların sonuna geldiniz. Umarım sizi de mahveden şarkılar vardır. Hepimiz mahveden şarkılar. Aynen. Söylemek istediğim birkaç şey var. Söylemek istediğim başka şeyler. Oy kullanın. Kanal İstanbul. Ya Kanal ya İstanbul. Evet. İstanbul. O kanal almakla ilgili bir şey değil. Evet. Okey. Bir deydim. Bir deydim.